Merhaba, iyi günler. Bugün 231. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Kültür Tarih Sohbetleri'nin 7. yılının ilk yayını oluyor. Logoda da görüyorsunuz, Medyaskop'la birlikte bizim de artık 6. yaşımız tamamlanmış oldu. Medyaskop'a da buradan tekrardan teşekkür ederek yayınımıza başlamak istiyorum. Bugünkü konuğumuz Levon Bağış. Kendisi Agos gazetesinde köşe yazarı ve ağırlıklı olarak da şarap ve şarap kültürü üzerine bir takım yazılar yazıyor. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün özel bir gün. Bu kaydın gerçekleştiği gün 15 Ağustos Pazar günü kaydı gerçekleştiriyoruz. Yarın yayınlanacak ama bugün aynı zamanda Üzüm Bayramı. Evet. Meryem Ana Yurtusu kutsal bir gün. Hem Rumlar hem Ermenilerin Ermeniler açısından kutsal bir gün ama esasen bugünü Üzüm Bayramı olarak da nitelendiriliyor. Biraz buradan bir giriş yapalım. Hem nedir bu Üzüm Bayramı hem de bu şarabın kültür tarihindeki yeri nedir? Biraz buralardan giriş yapalım, daha sonra yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Aslında bu Üzüm Bayramı işte böyle biraz dindar Ermeniler için falan, böyle Üzüm Bayramı dediğiniz zaman böyle kızarlar. Hani şeyde bizde Ramazan'da Şeker Bayramı dediği zaman kızarlar gibi. Üzüm Bayramı adını bugüne kadar üzüm yenmiyor olmasından, bir üzüm orucu olduğu için aslında Üzüm Bayramı diye geçiyor. Ermeniler bugüne kadar işte bu okunana kadar, kilisede sabah şimdi getirilir, üzümler okunana kadar artık üzüm yenmez. Ondan sonra artık yemeye başlayabilirsiniz. O yüzden de Üzüm Bayramı, üzüm orucundan şey geçiyor. Ama aslına bakarsanız da kilisenin en büyük yoğurtlarından bir tanesi. Meryem Ana, yani işte İsa Mesih'in annesinin göğe alınış yoğurtusu, Surpaz Asvazazin diye geçer. Çok kıymetli, yani çok önemli yoğurtlardan bir tanesi. Ama işin daha eğlenceli tarafı, aslına bakarsanız pek çok dini ritüelde olduğu gibi çok ciddi bir pagan döneme de referans veren bir bayramdan bahsediyoruz aslında. Çünkü bugün aynı zamanda bu hafta, yani işte 3 gün öncesi galiba Ermenilerin yılbaşısıydı. 4500 küsürüncü bir yıl kutlanıyor. İşte bir Ermeni yılbaşısı, işte Ağustos ayının, Navasart ayının daha doğrusu ne kutlanan bir şey, yılbaşı geleneği var. Fakat Anahit'in kültü, yani Anahit, Tanrıça Anahit'in de hikayesi önemli bir hikaye. Tanrıça Anahit, Azamarat'ın kızı, saflığın, temizliğin simgesi olarak geliyor ama aynı zamanda neredeyse bütün doğanın bize verdiği bütün nimetlerin de sağlayıcısı olarak gözüküyor. Bu yüzden de Anahit çok önemli, çok kıymetli bir kült. Anahit'in olduğu yer, yaşadığı yerde aslında Erzincan'daki Surpkirkor Dağı. Surpkirkor Dağı şu anda Supikor Dağı diye geçiyor. Hatta M.Ö. 34'te orada bir altın Anahit heykeli olduğunu, Marcus Antonius'un askerleri geldiğinde o heykeli yıkıp oradaki eritip onlardan kendilerine para elde ettiklerine falan dair anlatılan bazı anlatılar da var. Esas olduğu yer, Anahit kültürünün çıktığı yer aslında o civar, Erzincan civarında bahsediyoruz. Ve aynı şekilde tam bugün nasıl Meryem Ana'nın yoğurtusunda üzümler okunana kadar üzüm yemek yasaksa, Anahit kültünde de Anahit'in gününe kadar üzüm yemek yasak. Ne zaman ki Anahit günü geliyor, yani aynı tarihe geliyor, Ağustos ayının ortasına denk geliyor, çeşmelere su akan yerlere, yani bereket olduğu düşünülen yerlere üzümler konuluyor, üzümler okunuyor ve o günden sonra üzüm yeniyor. Bana da soracak olursanız, aslına bakarsanız çok ciddi bir işin altında şey var, maddi bir kaygı var. Çünkü biliyorsunuz üzüm bağları çok engin, geniş arazilerde. Etrafını çevirmek, bugün bile bir bağ arazisi kuruyorsanız belki bağ kurmak masrafından daha fazlası etrafını çevirmeye harcarsınız. Etrafını çevirmek zor bir iş. Niye etrafını çevirmek de lazım? Tabii ki sadece yaban hayvanından korumuyorsunuz. Yoldan gelip geçen, öyle biliyorsunuz, insanın da böyle gözünü epey alan bir şeydir üzüm. Şöyle lezzetli bir üzüm salkımını gördüğünüz zaman bir kopartıp yeme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Büyük ihtimal onu engellemek için. Yani üzümler tam olgunlaşana kadar, şaraplık hale gelene kadar beklemek için yapılan bir adet. Neredeyse 5000 yıldır da uygulanan bir adetten bahsediyoruz aslında. O zaman şunu da söyleyebiliriz, yani şarabın
eski, yani daha doğrusu antikliği o zaman daha da eskiye dayanıyor yani 3000. Yani şöyle bir şarabın müthiş bir tabii ki antik hikayesi var. Yani o hem de iki koldan gelen bir antik hikayesi var. Bu o iki kol dediğim şey, bir tanesi bir efsanevi bir tarih var. Yani neredeyse bu coğrafya özellikle, bu coğrafya dediğim yerde Ararat Dağı, yani Ağrı Dağı'nın üzerine böyle bir pergel koyup bir yuvarlak çizdiğiniz, böyle biraz geniş koyarsanız o yuvarlağı, işte Kral Cemşit'inden tutun Nuh peygambere kadar neredeyse buradaki bütün kültürler şarapla alakalı bir hikayeleri var. Cemşit'in de bir hikayesi var, Nuh'un da bir hikayesi var. Yani Tevrat'ta anlatılan Nuh tufanı hikayesini biliyorsunuz. Nuh tufanının sonrasında gemi gidiyor, Ararat dağları üzerine oturuyor ve oradaki ayet diyor ki işte gemi 7. ayın 12. gününde Ararat dağları üzerine oturdu ve Nuh çiftçi olmaya başladı, bir bağ dikti ve şaraptan işte sarhoş oldu diyor. Hani sonunda bir ırkın neredeyse kendi soyundan gelen birilerinin lanetlenmesine kadar varacak bir enteresan bir hikayenin olduğu bir sarhoşluk hikayesi var. Ama anlatılan Nuh'un gemisinin karaya oturur oturmaz ilk yaptığını anlattığımız hikayesi şarap üretmek olduğunu görüyoruz. Buğday değil. Buğday değil. Gemide şarap bitmiş galiba. Uzun sürmüş yolculuk. Ama oradaki hikayede bile bunu görebiliyorsunuz. Yani Tevrat'taki hikayede de şarap var. Enkidükü'nün hikayesinde de yine şarap var. Aynı şekilde o altın post hikayesi yine bu coğrafyaya doğru geliyor. O hikayenin içerisinde yine bile şarabı görüyorsunuz. Yani şarabın antik çağın anlatılarında çok ciddi bir yeri var. Milattan önce 5000'li yıllara şey yapılan, tarihlendirilen Nippur tabletleri, Hititlerin önemli tabletlerinden bir tanesidir. Orada şey diyor, yani ben ona taze şarap veririm, o bana taze peynir verir. Ben ona yıllanmış şarabını veririm, o bana eski peynirlerini verir diyor. Yani damak tadımızın bile çok değişmediğini görüyoruz. Eski şarabın, eski peynirin daha kıymetli olduğu bir Hitit saray hiyerarşisi bile var bu işin içerisinde. Bugün bizim kullandığımız şarap kelimesi, daha doğrusu biz şarap kelimesini şarap şurup Arapçadan alıyoruz ama wine, Viyana, yani şey kelimesi, bütün Avrupa'da kullanılan şarap kelimesinin kökeni Viyana Van'dı. Yani Hititlerin şarap şehrinden geliyor. Yani şarap kelimesinin Avrupa'da kullanılma etimolojik kökeni bile bir Hitit şehrinden geliyor. Bu yüzden yani. Viyana'ya. Viyana Van'da. Viyana Van'da şarap şehri demek. Viyana Van'da da o Viyana işte wine olarak hala kullandığımız bir Oneo'ya dönüşüyor. Oneo'dan da tekrar wine'a dönüşüyor bir şey, pek çok dilde. Yani şarabın tarihinden bahsederken başlangıç yeri olarak Anadolu'dan bahsetmek zorundayız. Çünkü biz şarabın hep bu topraklardan çıktığını söylerken aslında çok basit bir şeyi söylüyoruz. Şarabın çıktığı yer burası, büyük ihtimalle buralarda bir yer. Orada bir terminoloji hatasında bulunuyoruz. Şarabın ana vatanı hep Anadolu diyoruz. Çünkü biz Anadolu derken Cumhuriyet sonrası Anadolu şey haritasından bahsediyoruz aslında. Ama dünya tabi Anadolu dediğiniz zaman Fırat'ın batısından bahsediyor. Fırat'ın batısı değil aslında, Anadolu değil de tam olarak bahsettiğimizde işte Ermenistan, Gürcistan, Doğu Anadolu'yu içerisine alan bölgeden bahsetmemiz lazım. Burası şarabın ana vatanı olması kuvvetle muhtemel olan yer. Çünkü burası üzümün ana vatanı. Yani bugün bizim şaraplık üzüm dediğimiz Vitis vinifera'nın Vitis silvestris denilen yabani asmadan ehlileştirilip evcilleştirilip bizim yediğimiz meyve haline getirildiği yer burası. Daha doğrusu Transkafkasya tarım kültürünün bir meyvesi aslında bu kullandığımız üzüm. Bu yüzden de şarabın muhtemel ana vatanı burası demekte bir beis görmüyoruz. Bilinen en eski şaraphaneler de hep buralarda çıkıyor zaten. Böyle 8-10 yılda bir çıkar böyle işte Gürcistan'da bir yer bulunur, en eski şaraphane bulunduğu haberi çıkar. Sonra bir 3-5 sene sonra işte Ermenistan'da bir yer bulunur. Bu haberler hep çıkar, çıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar bilinen en eski şaraphane, yeni bir şey çıkmadıysa tekrar, Areni Bir Mağarası. Areni Bir Mağarası daha önce de insanoğlunun ilk defa yani en eski elde yapılmış bir çarık bulunmuştu hatırlıyorsanız. O da Areni Bir Mağarası'nda bulunmuştu. 2012 yılının Ocak ayında da
bir şaraphane olduğunu böyle çıplak gözle, yani biraz şaraptan anlayan birisi böyle çıplak gözle baktığı anda anlayabileceği bir şaraphane çıktı Aleni Bir Mağarası. İşte toprağın altını kazılmış küpler, üzümün ezildiği yer, o kanallardan küplerin üzerine giden kanalların olduğu böyle çıplak gözle görülebilecek bir yer bulundu. Bilinen en eski şaraphane şu anda yeryüzündeki Aleni Bir Mağarası. İşte bizim sınırımızda da kuş uçuşu işte belki bir saat mesafede bir yerleşim bölgesinde. 6000 yıllık. Evet. Milattan önce 4. Okumuştum Ağustos'taki yazımızda 6000 yıllık olduğu şey yapıyor. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Hani birçok destanda zaten geçiyor işte. Gılgamış en eskilerinden bir tanesi. Homeros'ta zaten o kadar çok kullanılıyor geçiyor ki. Bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Sürekli bir kullanım durumu var. Ama biz biliyoruz ki mesela bira daha eski. Evet. Yani bira daha eski bir şey ve mesela biraya bu kadar kutsiyet atfedilmemiş. Yani şarap kadar kutsal bir şey olarak hem kutsal metinlerde hem destanlarda şurada burada çok fazla karşımıza çıkmıyor. Neden? Sonradan nasıl söyleyeyim, hani sonradan icat edilmesi diyeyim, icat edilmesine rağmen şarap bu kadar kutsal metinlerde geçerken bira daha böyle hani geride kalmış. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Bir şey söyleyeyim de ondan sonra devam etsin. Evet. Bir de tabii bira Mezopotamya'da çıkıyor. Yani ya aslında biranın Mezopotamya'da çıktığı da biraz eski bilgi olabilir tabii. Yani şu Göbekli Tepe şeyleri, kazıları bildiğimiz her şey değişiyor. Göbekli Tepe'de büyük ihtimalle bira var. Aynı coğrafyada yani. Yani çok daha birayla şarap çok daha yakın yerlerden çıkmış da olabilir. Yani Göbekli Tepe ise eğer biranın tarihi birkaç bin yıl daha da geriye gidiyor. Bu müthiş bir tarihi var. Fakat aradaki önemli şey, unsur bence, bu benim tezim tabii, doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Tamamen duygusal, biraz akçeli işler giriyor işin içerisine. Şimdi arpadan, buğdaydan yaptığınız alkollü içecekte sizin ortaya çıkacak alkolünüz %5-6'yı geçemiyor. %5-6'lık bir alkolde bir koruyuculuk sağlamıyor. Bu yüzden bira üretildiği yerde tüketilen, hani bir ticari nesne haline gelemeyen bir durum. Yani daha çok işte evde yaptığımız yoğurt gibi bir şey haline geliyor. Yani nasıl yoğurdun bir marka olması çok sonraları ortaya çıktı. Satılan bir şey olması çok sonradan ortaya çıktı. Bu yüzden de bira yapıldığı yerde tüketilen bir şey. Fakat şarap çok ciddi bir ticari nesne. Yani şarabı yapıyorsunuz. İşte Bozcaada şarabının, yani Tenedos şarabının Roma'da tüketildiğini biliyoruz. Evet. Herodot tarihinde müthiştir. Diyarbakır'dan Babil'e yapılan bir şeyi anlatır. Ticareti anlatır. O ticareti yapılan tekneler bizim bugün kabak dediğimiz benzer tekneler. Böyle hayvan derisinden yapılan, işte bir ağaçtan iskelete çakılan, üzerinde bir eşek ya da at koyup yukarıdan aşağıya kadar kendilerini indirdikleri, daha sonra da şeye karşı koyamadıkları için, akıntıya karşı koyamadıkları için deriyi de şeyi de ahşabı da satıp yanlarına getirdikleri atla eşekli yurtlarına döndükleri bir ticaretten bahsediyor Herodot. Galiba ilk babanın, yani ilk bölümün 194.sü olması lazım, orada anlatıyor bunu. Burada anlatılan ticaret de hep yine şarap. Yani şarap hep bir ticari obje. Bu yüzden de kıymetli bir şey, önemli bir şey. Mısır'da Tutankamon'un mezarından küpler içerisinde şarap çıkıyor. Yani Firavun'un öldürdüğü zaman yanında götürmek istediği kıymetli nesnelerden bir tanesi olarak da şarabı götürdüğünü biliyoruz. Bu yüzden bence aradaki fark, yani biranın bu kadar şey olmamayıp da popüler olmayıp da şarabın popüler olmasının altında biraz duygusal akçeli işler yatıyor olabilir. Bir de tabii şey de var. Mesela Çin'de bu kadar çay içilmesinin yani, hijyenle de alakası var. İşte su kaynatılıyor, ondan sonra bundan su temizleniyor. Alkolde de muhtemelen bu kadar çok tüketilmesinin, bu kadar kullanılması sebeplerinden bir tanesi de o aslında olsa gerek. Yani. Tabii özellikle bu veba döneminde, orta çağda bu çok bilinen şeylerden bir tanesi. Özellikle kuzeyde, yani şarabın olmadığı yerde bira tüketilen de çok basit bir şey görüyorlar. Yani musluk suyunu içenler ölüyor, bira içenler ölmüyor. Mikrobu bilmeseler bile büyük oranda koruyuculuğu olduğunu anlıyorlar ve
tüketim alışkanlıkları dediğiniz gibi çok değiştiriyor. Bugüne gelen hala sofradan, sofranın ayrılmaz bir parçası olması hem şarabın hem biranın büyük ihtimalle o günden kalan alışkanlıklar. Fakat Avrupa'da da büyük oranda şarap tüketiminin azaldığında düşünmek lazım. Yani bir 70'lerden bugüne neredeyse %30'a yakın şarap tüketimi düşüyor. Peki hocam, burada bira daha eski fakat şarap daha kutsal. Evet. Nasıl oluyor bu iş? Ya, niye bira kutsal değil de şarap kutsal? Yani bu çok şey bile var yüzden hadi. Dionysos ve şarap ayinleri var ama mesela Dionysos ve bira ayini yok yani. Ya bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle rengiyle alakalı olabilir. Yani Hititlerin tahtlı, yani Hitit İmparatorluğu'nun tahta çıkmasında bile mesela işte sunağa şarap dökülmesi biraz böyle o ta hani şeyden kalma, belki İskitlerden kalma, o insan kurban etme ritüellerine benzer bir şekilde devamı olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz rengiyle alakalı. Çünkü şöyle bir şey, mesela 900 milattan sonra 900'lerde İstanbul'a gelen, hatta iki defa gelen bir seyyah şey diyor, İstanbul'da neredeyse her çeşmeden diyor şarap akıyor ama ayinde kırmızı kullanırlar, beyaz içerler diyor. Şimdi o ayin için kullanılan kırmızının biraz büyük ihtimalle kanı sembolize etmesiyle alakalı olabilir. Çünkü biliyorsunuz İsa'nın da kanını sembolize ediyor kırmızı şarap. Belki de bu şeyle, renkle alakalı bir ayrıntı olabilir. Tabii bir de bir şey daha var. Dediğim gibi şarap bozulsa olabileceği en bozuk hali sirke. Ve büyük ihtimalle antik çağda içilen şaraplar neredeyse yapılırken bile sirkeleşen şaraplar. Bugünkü bizim bildiğimiz teknolojiye de sahip değiller. Bugünkü tatlarla o geçmiş tarihlerdeki şarapların tatları arasında çok ciddi fark var. Renkleri bile farklı. Yani dünyanın en iyi renk kullanan ressamlarından bir tanesi Rembrandt'ın tablolarına baktığınız zaman beyaz şarap diye gözüken şarapların renginin turuncu olduğunu görürsünüz. Çünkü onlar daha okside olmuş, daha fazla havayla temas etmiş, genelde kabuğuyla temas ettirilerek yapılan. Bugün artık turuncu şarap diye karşımıza yeniden popüler olmaya başlayan şaraplar bunlar. Antik çağın damak tadıyla bugünkü bizim damak tadımızın da çok değişmiş olduğunu da biraz düşünmek lazım. O yüzden de insanoğlunun o tarihlerde içtiği o şaraplar, beyazı da kırmızısı da, bozulmaya yakın şaraplar olabilir. Fakat dediğim gibi şarap bozulsa sirke oluyor. Yani hiç zaman size zarar veren bir şey haline gelmiyor. Ama bira bozulursa mideniz bozuyor. Yani biranın bu kadar globalleşmesi, markalaşması, hayatımıza girmesi, yani Amerika'da üretilen biranın gelip Türkiye'de satılabiliyor olmasının sağlayan adam Louis Pasteur diye birisi geçti hayatımızda. Ve pasteurizasyonu buldu. Yani artık bütün o biralar pasteurize edilen biralar, o sayede rafta 2 sene ömrü olabiliyor. Peki şey soracağım hocam. Şimdi renk mevzusu deyince aklıma geldi. Bu şey mesela Hayyam'ın şiirlerini okuduğun zaman işte şarap renginden falan bahsediyor. Siz de biraz çok böyle kısa bahsettiniz ama mesela kırmızılık gerçekten bizim anladığımız manada bugünkü anlamda mı kırmızı yoksa kırmızı. Çünkü yoksa üzümün, farklı bir şey var mı? Üzümün kabuğundaki o kırmızı renk çok ciddi miktarda şaraba geçiyor. Yani antik çağda da kırmızı şarap kırmızı. Fakat özellikle eski üzümlerin, böyle kadim üzümlerin birçoğunun renginin çok açık olduğunu düşünmek lazım. Yani bizde de bakarsanız mesela Kalecik Karası'nın ya da pek çok yerel üzüm, işte Kuntan'ın, Karasakız'ın falan böyle şeylerin sularının renginin açık olduğunu görürsünüz. Böyle çok simsiyah renk değillerdir. O yüzden Hayyam böyle gül rengi şarap dediği zaman belki o eski üzümlerden bahsediyor olabilir. Ya da edebiyat yapmış. Ya da yani o da olabilir. Ama edebiyatı kuvvetli de olsa çok rasyonist bir adam yani. Ya bence o rengi. O renkte şey yapacağını zannetmiyorum yani. Evet. Hocam şimdi yine bu tarihinden devam ederiz de ben şimdi hatırlıyorum 1980'lerde falan hani şarapçı demek böyle biraz hani alkolün en kötüsü. Yani şarabı düştüysen artık yani, gittiğin yeri. Evet. Hatta şeyi hatırlıyorum ben. Galatasaray Lisesi'nin karşı sokağında şimdi gene orası Pano Şarap Evi. Eski Pano Şarap Evi. Ben oranın eski halini bilirim. İşte ben de biliyorum. Şimdi yani böyle şimdi yani çok öyle girilebilecek. Evet, girilebilecek bir şey yer değildi. Özellikle böyle 80'lerden sonra 90'larla birlikte böyle büyük bir hani nasıl söyleyeyim, bence iyi bir şey oldu tabii. Yani bir kültür gelişti yani. Hani şarap evleri açıldı, şu bu çeşitli işte markalar çıktı vesaire falan.
yani bu değişim sürecinde hani siz de bu şeyin içindesiniz. Mesela şeyden bahsediyorsunuz. Türkiye'de şu anda bir yazınızda okumuştum. 150 civarında üretici var vesaire diye. Nasıl görüyorsunuz? Yani ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında söylediğiniz... Bir de hani şu söylediğiniz şeye de bağlayacaktım. Unuttum, kusura bakmayın. Yani. Mesela Avrupa'da düşüyormuş ya tüketim. Buzdolsuz vesaire. Hani Bu da güncel bir bilgi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Çok yani Avrupa'daki yani düşmesinin sebebi artık hayatlarını, yani özellikle Akdeniz çanağındaki ülkeler, işte İtalya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın hayatına başka içkiler girmeye başladı. Hmm. Yani hayat değiş, yani hayat ve içki modası çok enteresan bir şekilde değişen bir şey. Yani bu 70'li yıllarda evde konyak olması bir statü sembolü iken, o 80'li yıllarda evde viski olması bir statü sembolü haline geldi. 2000'lere geldiği zaman da evde bir şarap kabı olması. Şimdi hayat Türkiye'de bile hızla değişiyor. Dünyada da değişiyor. Tom Standage'ın çok güzel bir kitabı var. Ben bayılarak okumuştum. 6 bardakta dünya tarihi diye. Hmm. Yani dünyanın tarihini 6 kadehe bölmüş, 6 bardağa bölmüş. Birayla başlatıyor. Mısır İmparatorluğu, Mısır ve Sümer. Sonra şarap. Sonra damıtık içkiler, sonra çay, sonra kahve, en sonunda Coca-Cola. Şimdi evet, biz maalesef Coca-Cola çağına denk gelen talihsiz insanlarız kitaba göre, ama dediğinizde bu %30 düşmesinin sebebi artık insanlar gece hayatında eğlenirken eskiden olmayan, işte son belki 30-40 işte vodka da içebiliyor. İşte ne bileyim, Meksika'dan gelen tekileyi de tüketebiliyor. İşte o küreselleşme dediğiniz ilk işte romu da tüketebiliyor. Çok kısıtlı yerde kalan ufak şeyler artık hayatın parçası haline gelmeye başladı. Bugün çoğu insan bilmez, Fransa'da alkol tüketimi düşmüyor. Şarap tüketimi düşüyor ama Fransa şu anda Avrupa'nın en fazla viski tüketen ülkesi. İngiltere'den fazla viski Fransızlar içiyorlar. Bu yüzden böyle bir içkilerin de modaları var. Fakat demin ilk sorduğunuz şey de o, hani şarapçı kelimesi gerçekten. Ben kendi açımda işte Twitter'daki hesabım, benim şarapçı bir obur diye geçiyor. Yani bir tanesi şarap, yani alkolüne düşkün, öbürü de 7 ölümcül günahtan bir tanesini seçmişim kendime. Fakat şöyle bir durum var. Eskiden çünkü ulaşılabilecek en ucuz şey, en ucuz içki şaraptı. Evet. Bu yüzden de düşkün bir alkolikseniz, yani köprü altında yatıyorsanız, içeceğiniz içki şaraptı. Hikaye burada başlıyor. Panon'un ben halini bilirim. Babamın dükkanı Kallavi Sokak'taydı. Hmm. Biz oradan çok geçerdik. Galiba 11 gibi falan açılırdı. Böyle dükkanın önünde ufak ufak birikmeler başlardı. Yani o şarapçı dediğimiz abiler, Beyoğlu'nun eski abiler böyle yavaş yavaş dükkanın önünde böyle sigara içip dükkanın açılmasını beklerlerdi. Öyle mi? 11. Sabah 11'den bahsediyorum. Evet, sadece haşlanmış yumurta, elma vardı. Elma, haşlanmış yumurta ve haşlanmış patates. Başka bir şey yoktu. Sadece bu. Ama yani keşke bu, yani en azından bugünkü pek çok yerden daha karakterli bir yerdi. İyisini kötüsünü bilmiyoruz ama çok kendine az karakterli. Gerçekten o fıçılardan fıçıyla şarabın alındığı, fıçıların numarası olduğu, numarasına göre fiyatı olduğu, büyük ihtimalle hepsinin aynı oldu ama ayrı ayrı fiyatlara satılan şaraplar satıyorlardı. Bir de bir şey vardı hocam, Palax bardak da veriyorlardı. Su bardağı. Evet. Yani. Kırılmıyor. Ya, kader madeye yok yani. Çünkü şey, yani orada onunla mücadele edemezlerdi büyük ihtimal. Evet, yani evet. Müşteri profilini düşündünüz ama. Ya dükkanın içerisinde dişçi koltuğu vardı. Yani adam şeyini kapat. Dişçi olup olmadığını bilmiyoruz tabii. Ama bir dişçi koltuğu var. Orada böyle çok da dişin ağrısa arada dişini de çekebiliyordu. Şey, alkol uyuşturup. Şarabın ya diğer alkollü şey, Türkiye'deki hikayeye baktığınızda Avrupa, yani Fransızların bir sözü vardı, çok severim. Şarap para kaybetmenin en asil yoludur derler, şarap üretimi yapmak. Hmm. Böyle bir zaman sonra, böyle bir 50'li 60'lı yıllardan sonra şarap kabına sahip olmak, şaraphaneye sahip olmak, üzüm bağlarına sahip olmak böyle bir Avrupa'da bir soyluluk, yerlilik göstergesi haline geldi. Şimdi pek çok ufak şaraphane açıldı. Bugün şarap fiyatlarına baktığınız zaman, özellikle böyle pahalı şaraplar, yani lüks şaraplara baktığınız zaman inanılmaz bir artış olduğunu göreceksiniz. Yani ben bu işe başladığımda, şarap işine başladığımda 20 sene önce işte Chateau Margaux falan gibi böyle dünyanın en prestijli şarapları
işte 250-300 doları alınabilecek. Yani böyle çok da merak ediyorsan işte 2-3 kişi birleşip alabileceğin bir şaraba şeydi. Şaraba, evet. Kurbana girmek gibi şaraba girebildiğiniz bir şeydi. Bugün artık ulaşma şansınız kalmadı. Yani böyle çok garip fiyatlar. Yani hem dünyanın bir yerlerinde artık yeni dolar milyarderlerinin çıkması, yani işte bu şeyler Sovyetlerin dağılmasından sonra işte Çin'den çıkan büyük milyarderler, Hindistan'ın büyük milyarderler, böyle bu şarap kabı sahip olması, pahalı markalara sahip olmak, Chateau Petrus'a sahip olmak bir statü sembolü haline geldikten sonra böyle bir garip bir lüks dünyası haline de geldi şarap. Eskiden olduğundan daha fazla. Türkiye'deki hikaye ise biraz enteresan. Türkiye'de çok uzun yıllar, yani 90'lı yılların başına kadar iki büyük firmanın ve devletin elinde olan bir sektördü ve genellikle bu üreticiler de sahip oldukları bağlar vardı ama genellikle dışarıdan üzüm alıp şarap üretirlerdi. Çünkü Türkiye çok ciddi bir şarap üretici, yani üzüm üreticisi ülke. Şey kayıtlarına baktığınız zaman, resmi kayıtlara baktığınız zaman biliyorsunuz böyle işte şehirlerin ya da tarım arazilerinin ne için ayrıldığı belirlidir. İşte bağ arazisi mi, tarım arazisi mi? Bağ arazisi olarak ayrılan bölümler gerçekten Türkiye dünyanın en büyük bağ arazisine sahip ilk 5-6 ülkesinden bir tanesi kağıt üzerinde. Bu arazilerin büyük çoğunluğu kullanılıyor, kullanmıyor. İşte bağ evi adı altında yazlık yapılıyor. Ama yine de Türkiye çok büyük bir üzüm üreticisi bir ülke. Dünyanın en fazla kuru üzümünü biz üretiyoruz. Yani İran, Türkiye ve İspanya, bu üç ülke neredeyse tüm dünyadaki bütün kuru üzüm ihtiyacını karşılıyor. Türkiye epey bir farklı önde. Mesela İzmir'den Ankara yoluna gittiyseniz işte böyle Turgutlu'dan itibaren bağlar başlar. Böyle neredeyse şeye kadar, Salihli'ye kadar, hatta böyle şeye kadar, Denizli'ye kadar o iki taraftan o bağlar bitmez. Böyle deniz gibi kocaman bağlardı, böyle yemyeşil yemyeşil gözükürler her tarafa. Orası dünyada metrekareye en fazla üzüm yetiştirildiği yer. Çünkü biz orada çekirdeksiz sultaniye üzümünü yetiştiriyoruz. Ya da sultana üzümünü yetiştiriyoruz. Evet. İtalyanların söyledi. Biz sultaniye diyoruz. Çok ciddi verimlerle yetiştiriliyor. Bunlar hepsi şey için yapılıyor. Kuru üzüm yapılıyor. Hı. Türkiye'de biz üzüm anavatanı dediğimiz zaman bunu kanıtlayacak pek çok örneğimiz var. Nereden örneklerimiz var? Neredeyse her kasabanın köyün kendine has üzüm cinsleri var. Yani bunun mübadeleden ve 1915 Ermeni soykırımından önce baktığınız zaman buralarda çok çok ciddi bir miktarda üzüm yetiştirildiğini biliyorsunuz. Bu bağlar, bu şeyler ciddi manada sahipsiz kalıyor. Cumhuriyet ilk döneminde genç cumhuriyet çok önemli bir iş yapıyor. Bu sahipsiz kalan bağları, bahçeleri, bu üzümleri değerlendirmek için Fransa'dan uzmanlar getiriyor. İnhisarlar İdaresi deneme şaraphaneleri kuruyor. Bu deneme şaraphanelerinden bir tanesi Elazığ'daki fabrika hala ayakta, hala faaliyette. Türkiye'nin pek çok yerinde ufak ufak deneme şaraphaneleri bu üzümleri kullanmak üzere tesisler meydana getiriyor. Fakat ister istemez tekel idaresinin de şarap ürettiği ve iki üç tane büyük firmanın var olduğu bir yerde şarap üreticileri kendi üzümlerini üretmedikleri zaman yüksek kaliteye ulaşmak pek mümkün olmuyor. 90'lı yılların başında Tekirdağlı bir üretici ilk defa gerçekten yabancı üzümlerden çağdaş bağcılık kurallarına, normlarına uygun müthiş bağlar kurdu. Eceabat'ta, Gelibolu'nda. Bu bağlardan elde edilen üzümler Türkiye'deki bütün aslında şaraba bir bakışı biraz değiştirdi. O tarihlerde yine başka büyük bir üretici, yine neredeyse 90'lı yılların başında yerel üzümlerden özenilmiş şaraplar üretmeye başladı. Kayacık Karası'ndan, Öküz Gözü'nden, Boğazkale'den, işte fıçıya girmiş, iyi mantarlarla kapatılmış, iyi uzmanlar tarafından özenilerek yapılmış. Yani o şarapçıların içeceği içkiden değil de mutuk şarapları. Çok enteresan ama mutuk şarapları, birkaç tane şarapçının Necati Bey Caddesi'nde böyle karşı dükkanları varmış. Bir tane fotoğraf buldum geçenlerde. Böyle üçü karşılıklı ve
böyle bardağı 5 kuruşa o zamanlar oradan geçen hem şarap deposu hem de bardağı 5 kuruşa orada içip devamlı edebiliyorsun. İlk defa dediğim gibi şey için olmayan hani köpek öldüren olmayan ama gerçekten işte insanların gustosuna hitap eden lezzetli şaraplar daha önce de yapılıyor tabii ama reklamı da yapılmaya başlandı. Bir de tam Türkiye'nin dönüşüm zamanlarıydı 90'lı yıllar. Yurt dışına çıkmaya gelmeye insanlar başladığı zaman hayretle fark ettiler ki rakı dışında da bir içki var. Restoranlarda içiliyor, insanlar çok önem veriyor buna. Onun da bir geri dönüşümüyle bir 90'lı yıllarda burada ciddi bir yurt dışında birkaç defa böyle Türkiye'deki şarap devrimi yazıları falan çıkmıştı. Yani çünkü epey insanlar burada bağlar kurmaya, şaraphaneler açmaya başladı. Bugün 150'ye yakın üretim izni olan şaraphaneden bahsediyoruz. Son 15-20 yıldır Avrupa Birliği'nin de çok ciddi destekleri var. Kırsal Kalkınma Ajansları'nın destekleriyle böyle tarımsal ürünlere verilen desteklerden şarap üreticileri de epey faydalandılar. Yeni üretim yapmak isteyenler. Bu yüzden de yeni bağlar bahçeler kuruldu. Ama Türkiye'nin hikayesi hep şarapla alakalı bir, daha doğrusu içkiyle alakalı hep böyle bir sevgi, nefret ilişkisi yani hep gel gitli oluyor. Çoğu insan bilmez. Türkiye'deki yani birinci meclisin 1920'de aldığı ilk kararlardan bir tanesi içki yasağı. Bak o ilginç. Yani 1920'den 26'ya kadar Türkiye'de ciddi manada bir içki yasağı geçiriliyor ama içki yasakları içkinin daha az tüketilmesine faydalı olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela Rıza Nur şey diyor, Rıza Nur'un lafına ne kadar güvenirsiniz, güvenmezsiniz ayrı bir mevzu ama işte Ankara Emniyet Müdürü Arnavut bilmem kim var, bütün imbikler onda, istediğiniz kadar rakıyı kendisinden alabilirsiniz falan diye öyle yazılar yazmış o tarihlerde. Ya tabii bu yasak mevzusu şeyi alkol tüketimini arttırıyor. Şeyde de Amerika'daki o içki yasağı falan da. Kara borsayı da arttırıyor, sağlıksız içkiyi de arttırıyor. Bugün şu anda Türkiye'de pek çok yerde insanlar kendi rakılarını kendileri yapmaya başladılar. Ne kadar sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Yaptıkları şeyin rakı olup olmadığı da tartışılır. İşte bir sürü kaçak rakıdan ölenler şu bunlar kör bu oldu. Tamamen insafsız vergiler insanları bu yönlere sevk ediyor maalesef. Evet, evet. Şimdi hocam şeyi soracağım ben. Hani Arthur Insull'un bir kitabı vardır peynir üzerine. Evet. Sütü yiyince. O mesela orada çok güzel bir şey söylüyor. Hocayı da inşallah bir gün çağıracağız buraya. Bir kitabı var biliyorsun. Ya diyor ki yani bu Anadolu'da diyor çok yani köyden köye 100 metre yani 50 kilometrede bir değişik bir üzümle karşılaşıyoruz. Herkes evet. Şey yapıyor ama diyor yani sonuçta bunun dünya ile rekabet edebilmesi için bir standardının da hani tamam bunlar olsun ama belli işte şeylerin de standardı olması gerekiyor gibi bir şeyi vardı onun. Mesela Türkiye'de bu üzüm yetiştiriciliği hani siz söylediniz ya hani her köy kendi şeyini geliştirmiş vesaire. Böyle bir standartizasyon var mı yani? Şimdi standartizasyondan ne kastettiğiniz önemli. Şimdi standartizasyon dediğiniz şey eğer şuysa dünyada çok iyi birkaç tane üzüm var. Bu üzümleri yetiştirelim, başka üzümleri yetiştirmeyelim derseniz bu biraz şey yani ahmakça bir tespit olur. Ama standartizasyon şuysa eğer buradaki yerel üzümlerin ne olduğunu biz bilelim. Hı-hı. Bu üzümlerin potansiyelini araştıralım. Bunların ne tarz ve nasıl iyi şaraplık yapacağının kurallarını koyalım. Bağcılıkta yani kullandığı ilaçtan hasattaki verimine kadar denetleyelim. Ve bu denetlemeler sonucunda ortaya bir standart hangi üzümden ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz bir standartizasyon getirelim. Bu doğru bir şey. Ama buna ulaşmak için daha çok zamanımız var. Bu dediğim şeyi yani bağdaki bütün işleri, üzümle alakalı araştırmaları Avrupalılar 1920'li yıllarda başlayıp 30'lu yıllarda bitirmişler. Yani apelasyon sistemi denilen sistem bugün Fransa'daki sistem galiba 1936 senesinden beri kullanılıyor. Hmm. Ama oradaki mevzu biraz coğrafi işaretlemeyle de alakalı bir şey. Biz müthiş bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Bizim yapmamız gereken bugün şarapçılıkla alakalı Türkiye'de yapılması gereken çok önemli şey bu mirasın değerini bilmek. Yani o her kasabadaki üzüm emin olun ki insanlık tarihinin en önemli miraslarından bir tanesi. Evet. Belki bazısı şahane,
Belki bazısı o kadar da iyi şaraf vermiyor olabilir ama bizim bunu araştırmış, biliyor ne olduğuna dair fikir sahibi olmamız gerekiyor ve onların üzerinde çalışmamız lazım. Bu da üreticilerin orada kendi üretimlerini yapmaları sayesinde olur. Yoksa bugün baktığınızda dünya üzerinde pek çok üretici var. Dünyada üretilen şarapların neredeyse %70'i aynı 12 tane üzümden yapılıyor. Biz sadece Anadolu'da 1000'in üzerinde üzüm olduğundan bahsediyoruz. Yani nasıl büyük bir miras üzerinde oturduğumuzu unutmamak lazım. Yapmamız gereken bunlardan iyi şaraplar nasıl yaparız? Ve tabii ki başka bir şey daha var. O da önemli bir mevzu. Şarap üretmek sadece artık bu büyük konvansiyonel şarapçılık değil. Pek çok farklı şarap üretme yöntemleri de var. Hı hı. Bugün mesela Türkiye'de Orta Anadolu'nun ortasında Aksaray'da bir üretici sadece eski küplerle binlerce yıllık böyle 1000 yaşında, 1500 yaşında işte Tokat'tan bulduğu Ermeni küpüyle işte Akni'den bulduğu Rum küpü, şarap küpünü onarıp içerisinde hiçbir katkı maddesi koymadan, yani 1000 sene önce işte Hayyam'ın içtiği şarap nasıl yapılıyorsa neredeyse aynı yöntemle şarap üretiyor. İşte bu tarz hikayelerin peşinde koşmak, oradaki yerel kimsenin kullanmadığı artık unutulmuş, insanların şaraplık diye artık dokunmadığı içinde yok olmakta olan üzümleri tekrar hayata çevirmek, yapılmamız gereken en önemli hikaye bu. Bu mirasın daha değerli bir şeyimiz yok elimizde. Evet, daha da butikleşmeli diyorsun. Tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var. Yani dünyanın her yerinde Cabernet Sauvignon, Chardonnay var. Dünyanın her yerinde her fiyatta işte bir dolardan başlayıp binlerce dolara çıkan bu üzümden yapılan çok iyi şaraplar var. Bir tanesinin daha sizin yapıyor olmanız size bir şey kazandırmaz. Ama kimsenin bilmediği bir Karacık Karası üzümünden, bir Karasakız üzümünden yaptığınız muhteşem bir şarap herkesi çok daha fazla heyecanlandırır. Evet. Ve bizde bununla alakalı anlatacak çok da hikayemiz var. Dediğimiz gibi yani şarapla alakalı bir hikaye anlatacaksak o hikaye burada başladı. O yüzden bunlara sahip çıkmak, bunlarla alakalı bir şey yapmak en kıymetli şey. Evet. Butik mevzusu önemli. Butiklik önemli yani. Bu Karaoğlan üzümünden bahsetmişsiniz bir yazınızda. Onu bir anlatır mısınız hocam? Bu çok ilginç bir hikaye yani. Yani hikayenin neresi ilginç geldi bilmiyorum tabii ama. Hani adam gidiyor da yani üzümün adı Karaoğlan işte nedir bu politik bir şey vesaire gibi böyle bir. Yani Karaoğlan üzümü aslında çok bilinen bir üzüm, çok da kullanılan bir üzüm. Yani Arap Girin üzümü. Hmm. Yani o Polonyalı Simeon'un seyahatnamesinde bahsettiği Bağ Bozum döneminde Arap Girin'e gittiğinde insan bulamıyor etrafta. Herkes Bağ Bozum'una gitmişti. Bence Polonyalı Simeon'un da seyahatnamesi muhteşem bir şey. 1600'lü yıllarda Osmanlı coğrafyasını, özellikle Anadolu'yu anlamak için şahane bir kayıt. Simeon Efendi biraz midesine düşkün olduğu için Polonya'dan çıkıp Kudüs'e 10 senede mi 12 senede mi ne anca varabiliyor. Seyahatnameyi okuyunca şeyi anlıyorsunuz zaten. Böyle önce çok iyi karşılıyorlar. Yediğini ölçüyor da sonra yavaş yavaş hadi artık sen bir yolunu al git artık. Öyle bir şey onu hissediyorsunuz. Üzümle alakalı çok fazla şey yazmış Polonyalı Simeon. İşte Kayseri'de işte Papaz Vartan'ın bağlarına gittik 12 cins üzüm vardı falan yazıyor böyle. Çok enteresan. Bahsediyor işte Çankırı'nın şarabından, bulduğun şarabından bahsediyor. Arapkir'e gittiği zaman da bağ bozumunda gittiği için köyde adam bulamadığından bahsediyor. Bu kadar bağlık, bahçelik bir Arapkir'in üzümü. Öküz gözüyle de bir aslında akrabalığı şeyliği de var. Demin söyledim ya, üreticiler eskiden bağlardan üzüm toplarlardı. Yani biz öküz gözü aldığınız zaman, öküz gözünden şarap içtiğiniz zaman içerisinde mutlaka karaoğlan da içiyorduk aslında. Hı. Yani biraz field blend denir, toprakta aynı bağda olan üzümlerden bahsediyoruz. Birisi biraz daha erken olgunlaşıyor, birisi biraz daha geç olgunlaşıyor. Fakat bu üzüm de gerçekten çok önemli bir üzüm. Özellikle Arapkir'de bir şarap üreticisi bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Sadece bu üzümü işlemek üzere bir şaraphane kurdu. Yürümedi o iş maalesef. Hala ayakta olmasına rağmen böyle çok çok iyi şaraplar çıkmıyor oradan. Ama başka bir üretici, meyve suyu üretiminde de çok şeyi olan bir büyük bir firma, şarap geçmiş olan bir firma. Bu üzümden şimdi çok güzel şaraplar üretti. Hmm. Karaoğlan gerçekten güzel, önemli bir üzüm. Karaoğlan, Merzifon Karası, yani
nereden bakarsanız bakın bugün saymaya başlasak belki 30'un 40'ın üzerinde yeni üzümden bahsedebiliriz bu coğrafyada. Şarap üreticilerinin uğraşıp üzerinde iyi bir şeyler çıkartmaya çalıştığı. Yani Foça Karası diye bir üzüm var. Foça Karası çok kıymetli bir üzüm. Tek bir insanın kişisel çabasıyla hayata döndü. Yakınlarda kaybettik kendisini. Foça'dan bir şarap çıkması çok önemli bir şey. Çünkü biliyoruz ki Foçalılar, yani Fenikeliler, Marsilya'daki ilk koloniyi kuranlar onlar. Evet. Yani biraz zorlamayla bile olsa o Marsilya'daki bağ çubuklarını neden onlar götürmüş olmasınlar. O yüzden hani buradaki anlatacak hikayemiz dediğim gibi çok fazla. Yeter ki biz hikayelerimize sahip çıkalım. Ya aslında çok böyle şey var. Mesela zeytinin, narın, yani bu topraklarla çok yakın ilişkisi var. Bunları işte hani şey diyorlar ya, marka değerini arttırmak, marka değeri yaratmak veya marka yaratmak. Bunlar çok bağlantılı şeyler. Ben şeye döneceğim. Biraz daha böyle yine antik mevzulara döneceğim. Cengiz güncel şey yaptı. Mesela bu Homer'de Odysseus'ta ve şeyde İlyada'da şarap karmak diye bir şey var. Ya mesela işte bir şey toplantı oluyor, bir şölen oluyor. Şey mevzusu gibi sempozyum oluyor. Sempozyum başta başlıyor. Şölen şey, yani aslında. Şölen ve işte kurbanlar kesiliyor ve şarap karılıyor. Şaraba su katılıyor. Bunlar hocam nedir? Ya şimdi aslında sempozyum dediğiniz şey adamlar böyle bir küpün etrafında oturup sohbet ediyorlar. Bir işte felsefi tartışmalarda bulunuyorlar ve sonra da içki içiyorlar. Aslında yapılmaya çalışılan şey mümkün olduğunca az alkol almaya da çalışılıyor. Bu yüzden de mutlaka şaraplar sulandırılıyor. Bazen deniz suyuyla sulandırılıyor, bazen suyla sulandırılıyor. Ve hatta böyle bir şölenin ne kadar çılgın olduğunu söylemek için şey diyorlar. Su katılmamış şaraplar dağıttılar. Evet. Mesela bu önemli bir şeydir. Diyorsun ki ha, demek ki bunlar çok önemli, çok ciddi bir kutlama yapıyorlar diye. Odysseus, İlyada'da var işte. Bir zafer kazanınca o akşam su katılmamış şarap veriyor. Çünkü su katmanın sebebi, bunlar nereden bakarsanız bakın biraz Spartan hikayeler. Yani askeri tarafı kuvvetli hikayeler. Çok da fazla sarhoş olmamak. Hala sempozyum yapılırken, orada muhabbet ederken çok da fazla sarhoş olmamak önemli hikayelerden bir tanesi. Sadece barbarlar su katmadan şarap içerler diyorlar. Ve antik çağda bile bu şarabın içerisine bir şey katma hikayesi var. Odysseus o adaya çıktığında adada onları şey yapmak için, konaklamasını, yani kandırmak için Premenyon denilen bir şarabın içerisine keçi peyniri rendeleyip su kattığını anlatıyor oradaki kadın gelenleri. Daha da fazla konuk şeylerini uzatmak için, kalışlarını uzatmak için. Ben hep şey diye düşünüyordum. Farklı bir şarap var ve hani onu sanki böyle yoğunlaştırılmış gibi, hep onu su katınca normal şeye dönüyormuş gibi düşünüyordum ama farklı bir şey. Yok, zaten fermentasyonla elde edebileceğiniz alkol seviyesi maksimum 14-15. Daha fazlasında bir alkol elde etme şansınız yok. Su katılmamış şarap hikayesi ilginç bir şey. Şey de çok önemli. Antik çağında şey şarapları var, biliyor musunuz? Özellikle bir tane demin söylediğim Premnion şarabı, antik çağın belki de en kült şarabı. Yani Sokrates'inden tutun Homeros'una kadar bu şaraptan bahsediliyor. Ve şarabın geldiği yer İzmir, tanrıların anasının tapınağının bağlarından gelen, büyük ihtimalle Bornova'daki Artemis tapınağının bağlarından elde edilen kokulu bir üzümden bahsediliyor. Büyük ihtimal o da misket üzümü. Hatta misket üzümüyle alakalı Herodot'un tadım notu var. Yani milattan önce şey, yani neredeyse günümüzden 2000 sene önce adam şeyle alakalı, bu üzümle alakalı bir tadım notu yazmış. Yani bu böyle sahip olduğumuz güzel şeyler var yani. Ve antik çağdan beri hayatımızda. Evet. Şeyi İlyada'da işte bir meclis kurulacak, işte tartışılacak vesaire işte. Kendi aralarında işte Odysseus var, işte Achilleus var, şu var, bu var. Toplantıya başlamadan önce yere şarap döküyorlar. Toplantı bitince tekrar bir şarap döküyorlar. O şarabın tanrılara bir, yani toplantıyı açıp bitirme bir çeşit onay şeyi gibi. Adak aslında. Evet, bir çeşit adak gibi. O da çok ilginç. Şeye gitmiştim hocam ben, bu Nusa'ya gitmiştim, antik kent Sultanhisar'da. Orada kazı başkanı vesaire. Orada mesela Dionysos'a adanmış tapınaklar var. Orada. Evet.
Evet, evet. Ama sadece orada değil, Anadolu'da birçok yerde Dionysos kültü ama var yani. Ama tabii Dionysos kültünü unutmamak lazım. Bugün biz bu antik tanrıları ve kültleri böyle birer masalmış gibi anlatıyoruz ama bunlar 2000 sene önce insanların birbirini öldürdüğü dinler bunlar. Yani öyle çok şey bize komik hikayeler gibi geliyor olması onların ciddiyetini azaltmıyor. Evet. Dionysos da ciddi bir kült. Dionysos kültünün çıktığı yerse tam olarak orası. Yani evet, kendisi evet. Şeydi yani Epidürüs'ün bakalarında vatanım Lidya'dır diyor. Lidya'dan geldim diyor ama annesi gerçekten Semele, Semele Tabea prensesinin yani bu denizin Tabas ilçesinin prensesi. Yani annesi oralı ve yaşadığı yerde Nisya antik kentinin civarında işte büyüdüğü yer orası olarak gözüküyor. Demin bahsettiğim o Avrupa'ya şarabın gitme hikayesinin bile aslında Dionysos kültüyle bir alakası var. O Dionysos kültünün asmadan yelkenli o direkli gemiyle gidiyor olması aslında Dionysos'un gezdiği yerlere şarabın da götürüldüğü, şarap kültünü de götürdüğünü düşünebiliriz. Yani o hikayenin de birbirine çok bağlantısı var. Bu yüzden Anadolu'nun pek çok yerinde pek çok antik kilisenin aslında altında Dionysos tapınağı olduğunu rahatlıkla evet. söyleyebiliriz. Çünkü Dionysos'ta da İsa'nın müthiş bir benzerliği var biliyorsunuz. Evet. Şeyin orada Dionysos'un yani antik tiyatronun frizlerinde Dionysos'un bebekken nedimelere emanet edildiği, onun yavaş yavaş büyüdüğü böyle sahneler var. Orada büyütüldüğü için, Lysa'da büyütüldüğü için öyle bir hikaye var. Hocam son olarak şimdi bağ bozumu zamanı geldi. Evet, başladık. Aylül ayı evet. Yani Eylül ayı. Üzüm ayı. Daha dur abi. Geçen birisi yazmış. Daha Ağustos'u bitirmedik. Ama geldi ama ya. İşte aslında şöyle bir şey var. Dediğiniz çok doğru. Bugün bağ bozumu başladı ama normalden erken başladı. Yani bu küresel iklim krizi herhalde artık bu işte sellerden, yangınlardan sonra şüphesi kalmamıştır insanların diye ümit ediyoruz yaşadığımızı. Küresel iklim krizinin etkilerinden bir tanesi de bu hasat mevsimlerinin, doğanın döngüsünün ciddi bir değişime uğradığını görüyoruz. Şarapla ilgilenenler bunu zaten daha yakından görüyorlar. Yani şimdi biz bu Marmaris'teki çıkan yangınları gördük. Fakat bu yangınları neredeyse 10 yıldır Kaliforniya ve Avustralya yaşıyor. Yani her sene neredeyse böyle müthiş büyüklükte araziler yanıyor. Biz bunu takip ediyoruz çünkü bazı bağ arazileri de mutlaka yok oluyor, bitiyor diye oradan devam ediyordu. Türkiye'de işte artık yaşamaya başladık. Büyük ihtimalle her sene yaşayacağız bunu. Bu ısınmalar böyle devam ettiği müddetçe. Bu bizim gıdamızı da etkileyecek. Yani bu iklim krizinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. İşte dediğimiz gibi evet Eylül gelmedi, üzüm ayı gelmeden üzümler olgunlaşmaya başladı. Birçok yerde normalden 15 gün, 20 gün önce, bazı yerlerde 3 hafta önce hasat başladı. Bu bile aslında acayip havalarda yaşadığımızı gösteriyor. Bu tabii şeyi de etkileyecek. Tarımsal üretimi, yani mesela daha yukarıya kayacak. Şimdi şeyler falan geliyor. Akdeniz'e atıyorum Kızıldeniz'deki balıklar geliyormuş. Yani çünkü deniz suyu ısınıyor. Ve yukarı doğru çıkmaya başlıyor işte zehirli balıklar falan. Birçok nedeni var onun. Açılan kanallar yani çılgın projeler herkes yapıyor. Bir de tabii şey de var. Sıcaklık yukarı doğru da kayıyor. Mesela bu şeyleri de etkileyecek herhalde. Bağları daha yani şöyle bir kuzeye doğru size. Kuzeye doğru yönelmesini. Büyük ihtimalle yani Trabzon'dan 20 sene sonra bir şarap çıkacak herhalde. Bugün artık çok düşünmediğimiz yerlerde ya da ne bileyim daha soğuk yerlerde. Şöyle bir şey var. Dünyada şarapçılığın herhalde en tutucu bölgelerinden bir tanesi Bordo bölgesidir. Yani Bordo bölgesi 1855'te bir klasifikasyon oluşturmuştur. 60 küsür tane şaraphaneyi seçmişlerdir, istemişlerdir. Hala ona şey yaparlar yani onun el üstü tuttukları bir listedir falan. Yani böyle müthiş tutucu, pek fazla gelişime açık olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Geçen sene bu bölge normalde bu apelasyon sistemine herhangi bir şarap bölgesi dediğiniz zaman en kıymetli şeyi de kullandıkları üzüm cinsidir. Eski dünyada yani eskiden şarapçılık bölgesinde şarap bölgeleriyle anılırdı. Üzüm cinsini kimse bilmezdi. Hı. Yani Bordo şarabı dersin. Hani eski kitaplarda işte Gaskonya şarabı dersin, Rioja şarabı dersin, Penedes şarabı dersin. Orada içindeki üzüm Tempranillo'ymuş, Garnacha'ymuş kimse bilmezdi. Üzümün adını bile bilmezdik. Çok yeni bilmeye başladık bu üzümlerin isimlerini. Bu bölgelerde o yüzden üzüm cinsleri neredeyse bir namus şeyiydi. Geçen sene Bordo bölgesi
yeni 7 tane üzüme izin verdi bağlarda dikilmesi için. Evet %15'i geçmemek şartıyla ama bağlarda bu üzümleri dikmelerine izin verdi. Neden? Çünkü artık sıcaklıkla mücadele eden daha sıcağa dayanıklı üzüm cinslerine ihtiyaç var. Bugün bunu yaptılar. Yarın artık belki de bağcılık olmayan yerlere doğru şeyin kaydığını, iklim kuşağımızın kaydığını göreceğiz. Ama o genişleme nereye kadar genişleyecek onu bilmiyoruz tabii ki. Peki hocam burada bir şeyden bahsettiniz ya, bu bölgesel üretim bir de şey farklı üretim şey üzümlerden yapılan. Onun arasındaki fark oranın toprağından mı kaynaklanıyor? Yani aslında, o veyahut da üretim şeklinden mesela Rioja veyahut da işte Bordeaux. Yani terroir denilen bir kavram var. Terroir Fransızca terre kelimesinden gelir. Terre toprak demektir. Bu terroir dediğimiz şey tek bir şeyle açıklanacak bir şey değil. Yani sadece toprak, sadece üzüm cinsi, sadece yükseklik değil. O bölgenin sahip olduğu bütün topografik yapı. Yani denizden yüksekliği, yıllık aldığı yağışı, efendime söyleyeyim gördüğü güneşi, bütün bunlar onun kalitesini belirler. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Alsaz bölgesi dünyanın belki de en iyi beyaz şaraplarının bazılarının çıkmasını sağlayan bir bölge. Bölgenin çok basit bir şeyi var. Topografik bir özelliği var. O da şu, çok kuzeyde bir yer biliyorsunuz Alsaz. Hı hı. Yani Alsaz Loren, hani Almanya sınırı burası. Eski Alman toprakları, evet. Falan meşhur. Babası Alman ordusunda savaşıp oğlu Fransız ordusunda savaşma hikayelerinin olduğu, sürekli el değiştiren bir yer. Bu kadar soğuk bir yerde müthiş beyaz şaraplar çıkıyor. Çünkü bu kadar soğuk olmasına rağmen çok güneşli bir yer. Fransa'nın en güneşli yeri. Hı. Çünkü Vosges dağları, Sıra dağları bulutları kendi üzerine topladığı için burada çok bulutsuz, açık bir hava yaratıyor. Bu yüzden o bağlarda müthiş beyaz şaraplar çıkıyor. Bizim Kapadokya'da aynı benzer bir şey var. Çok yüksek irtifada olduğu için gece gündüz ısı farkı sayesinde çok iyi şaraplar, beyaz şaraplar ortaya çıkartabiliyor. Buna benzer işte tamamen bölgenin kendine has özellikler bazı bölgeyi daha iyi, bazı bölgeyi daha kötü yapabilir. Ama şunu da unutmayın. Bir bağ içerisindeki iki parsel bile tadı değişiktir. Yani sizin kendi bağınızda işte güney-güneybatıya bakan yerden daha iyi yüzüm alırsınız da kuzeye bakan yerden o kadar iyi yüzüm alamayabilirsiniz. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Tabii siz bir tadımcı olarak bunları fark edebilirsiniz ama biz onları çok fark edemiyoruz. Ya biz ne bulursak takılıyoruz. Yani. Bununla ilgili şey Serdar anlatmıştı geçen buluştuğumuzda. Bu Sony'nin 25. yıl kutlaması için Fransa'ya gidiyorlar. Ve orada işte 25. yıl diyorum da belki başka sene de olur. 25 yıllık şarap açıyorlar. 75. olabilir. Ve işte şey özel şarap açıyorlar. Şimdi herkes tadıyor ve birbirine bakıyor. Anlattı ya diyor bir gariplik var. Ya diyor şey değilmiş diyor. Yani onun tadında önemli olan tadı değil. O yaşta şarap. O yaşta tadı. Olması önemliymiş. Yani 75'tir bize, büyük ihtimalle. 75 yaşında evet, evet. O şey önemli yani. Biz hep böyle hani işte mahzenlerde bekletilmiş şarap işte. Ya aslında hikaye şu. Yani yıllanmış şarap evet iyi bir şeydir. Ama her şarap yıllanmaz. Hani yıllanacak şarap var, yıllanmayacak şarap var. Bu bir şarabın sadece yıllanmış olması onun iyi olduğu anlamına gelmez. Bir şarabın çok iyi bir bölgeden geliyor olması, işte Bordeaux şarabı olması sadece iyi olduğu anlamına gelmez. Biraz dediğiniz gibi evet, en iyi şarap, sevdiğiniz şarap diye benim çok kullandığım bir şey vardır. Yani bir şaraptan seviyorsanız, o şarabı içiyorsanız, mutluysanız çok güzel. Fakat bu sizin şarap hakkında daha fazla bilgi edinme, şarabı daha fazla öğrenmekten alıkoymaması gereken bir şey. Siz yine sevginize devam edin. Ama şarapta çok ciddi bir şey var. Ne kadar öğrenirseniz o kadar keyif alıyorsunuz. Evet, tabii. Yani şey gibi düşünün. Kurallarını bilmediğiniz bir spor müsabakasını seyrederken kimin kazanıp kimin kaybettiğini anlamazsınız ya. Bizim gençliğimizde hep böyle beyzbol filmleri olurdu. Böyle bakardık boş boş. Kim kazanıyor anlamazdım. Şimdi kuralını bileceksin ki ondan keyif alasın. O yüzden şarapla alakalı bir şeyler öğrenmenin, bölgelerle alakalı bir şey öğrenmen mutlaka size keyif verecek bir şeyler katacaktır. Ama şeyi unutmayın. Neredeyse 8-10 bin yıldır hayatımızda olan bir şey bu şarap dediğimiz. Tarihi burada başlayan bir şey. İnsanoğluyla beraber gelişen, değişen ve hayatımızın bir parçası. Ondan keyif almayı becermemiz lazım. Bir Rus göçmeni
doktor lakaplı Kaliforniya şaraplarının kurucu atalarından bir tanesidir. Çok enteresan hayatta olan bir adam. İşte Beyaz Ordu'da savaşmış, sonra kaçmış, İstanbul üzerinden gitmiş. Orada şarapçılığa başlıyor Kaliforniya'da. Adam şey diyor, insanlar şarap tatmaya o kadar çok vakit harcıyorlar ki içecek zamanları kalmıyor. Şimdi bence bu güzel bir şey. Evet, şarap çok kıymetli bir şey, çok farklı bir şey. Evet, aynı bağın içerisinde farklı şeyleri var, özellikleri var, çok ince nüansları var. Aynı üzüm başka topraklarda çok farklı şeyler çıkartıyor ortaya. Bunların hepsi tamam. Ama bunlara takılıp da keyif almaktan da kendimizi alıkoymamamız lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra yavaş yavaş kapatalım. Söylemek istediğim şey şu. Ya bu topraklar gerçekten şarap için kutsal topraklar. Bu toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Çok zor zamanlar geçiriyor. Bütün şarap üreticileri, bütün alkol içki üreticileri. İnşallah atlatacağız bunları. Fakat doğa da artık bize yardımcı olmayı kesti. Çünkü biz doğaya yardımcı olmayı çok uzun zaman önce bıraktık. Herkes için zor zamanlar. Herkesin emeğine sağlık. Herkese kolay gelsin diyorum bu bağ bozumu döneminde. Biz de bol bereketli bir bağ bozumu gerçekleşsin diliyoruz. 231. yayınımız burada sona eriyor. Konuğumuz Leon Bağış'la şarap, Türkiye'de şarap ve şarabın kültür tarihi üzerine konuştuk. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Kitabı'na kapatmadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.